kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Lezzet sırrı tarifimde saklı, soğuk kış akşamlarınızı sıcak bir gülümsemeyle tamamlayacak enfes bir mercimek çorbası tarifiyle sizlerle birlikteyim. Mercimek çorbası hem çok kolay hem de çok zor bir tariftir aslında. Eğer lezzetini ve kıvamını tutturursanız enfes bir çorba halini alacaktır. Malzeme listesi açıklama kısmında olacak. Her zamanki gibi fotoğrafını çekin, kaydedin ve mutlaka bu çorba tarifini sevdiklerinizle paylaşın isterim. En kolay haliyle hazırladığımız mercimek çorbası için bir fincan sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağını hemen tenceremize alalım. Şöyle biraz erittikten sonra bir adet büyük boy soğanı gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. İçerisine ilave ettim. Birkaç tur şöyle soğanlarımızı hemen soteleyelim. Soğanlarımız hafif solduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu biber salçası ilave edelim. Acı ya da tatlı biber salçası hiç fark etmez. Ben tarifimde acı biber salçası kullanıyorum. Ardından içerisine yine bir adet büyük boy domatesim vardı. Güzel küplere doğradım. İçerisine tenceremin içerisine ilave ettim. Şöyle birkaç turda domateslerimle hemen soteliyorum. İçerisine damak lezzetinize göre tuz, karabiber ilave edelim. Ardından 4 çay bardağı burada kırmızı mercimeğimiz var. Mercimeklerimizi güzelce yıkadık. Hemen tenceremizin içerisine bu kırmızı mercimeklerimizi de ilave ediyoruz. 2-3 dakikada hemen şöyle kırmızı mercimeklerimizle birlikte karıştıralım harcımızı. Ardından içerisine 7 su bardağı sıcak su ilave edelim. Ve kapağını kapatalım. Güzelce mercimeklerimiz pişinceye kadar çorbamızı pişirelim. Pişen mercimeklerimizin içerisine 1 su bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı dolusu zerdeçal ilave edelim. Güzelce karıştıralım ve mercimeklerimizin içerisine bu karışımı ilave edelim. Ardından blender yardımıyla bu karışımı güzelce çekelim. İsterseniz iri taneli olarak bırakabilirsiniz. Dişe gelsin seviyorsanız ki ben böyle seviyorum. İsterseniz de tamamen ince halde mercimeklerinizi çekebilirsiniz. En son içerisine bir yemek kaşığı dolusu kuru nane ilave edelim. Şöyle bir iki tur hemen karıştıralım çorbamızı. Artık en lezzetli, en kolay haliyle mercimek çorbamız sunum için hazırdır. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir emoji olarak da yorum yaparsanız kimlerin beni takip ettiğini görmek gerçekten çok güzel. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamı sağlayacaktır. Yepyeni pratik tariflerde Emelce Lezzetli Anlar Mutfağı'nda tekrar görüşmek dileğiyle. Önerilenler kısmındaki bıraktığım diğer yemek tariflerimi, çorba tariflerimi de mutlaka takip edin. Sağlıklı günler dileğiyle.